Cadı denilince zihnimizde büyük ihtimalle köprüden kazanların başında duran, suratlarında iri sihirler olan kadınlar canlanır. Bu terim 17. yüzyılda da aynı çağrışımları yapıyordu. Cadılar şeytana itaat eden ve olağan dışı güçleri olduğu düşünülen kişilerdi. Bu karanlık çağda büyücülük hayatın bir parçası gibi görülüyordu. Hayatımız boyunca başınızdan geçen çok talihli, bazen de talihsiz olaylar yaşanır. Kötü şeyler yaşadığımızda buna bir sebep bulma veya birilerini suçlama ihtiyacı hissedebiliriz. Ama bu suçlamayı ne kadar ileri götürebilirsiniz? Birinin ölümüne sebep olabilecek kadar bir yalan uydurabilir miydiniz? Salem cadı mahkemelerinin sanıkları bunu gerçekten yaşadı. Ya yanlış zamanda yanlış yerde oldukları için ya da toplumun ideallerine uymadıkları için sanık sandalyesine oturtuldular. Amerika Birleşik Devletleri'nin Salem kasabasında 1600'lü yıllarda Püriten inancı hakimdi. Halk iblislerin ve şeytanın günlük yaşama dahil olduğuna inanıyordu. Halkın büyük kısmı kutsal kitaba sıkı sıkıya bağlıydı. Kendi yaşam tarzına tehdit olarak algıladıkları kişileri sürgün etmek için kullandıkları basit bir çözüm vardı. Onları cadı ilan ediyorlardı. Salem halkının inancına göre onların doğru bildiği yaşam tarzının dışında olan her şey şeytan işiydi. Ancak bir süre sonra vatandaşlar ağır sonuçlarını bilmelerine rağmen kendi araları bozulunca birbirlerini de cadılıkla suçlamaya başladı. Modern zamanlarda cadıların gerçek olduğuna inanan birilerini bulmak zor. Ama 16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere, Avrupa ve Amerika anakarasının bazı kısımlarında bu inanç yaygındı. Cadılık dönemin en büyük suçlarından biri olarak kabul ediliyordu. Cadılara özel mahkemeler bile kurulmuştu. Yeterince insan aynı şeye inanırsa o şey artık gerçek sayılır. 17. yüzyılın sonlarında Salem'de bunun korkunç bir örneği yaşandı. Çevrenizdeki insanların şeytanla iletişim kurabileceği ve hayatınıza yön verebileceğini düşünün. Endişelerinizi arkadaşlarınızla paylaşmaz mıydınız? Bugün nasıl endişe verici bilgi ve haberler toplumda hızla yayılıyorsa 1692'de de öyle oldu. Cadılar şeytana itaat eden kişilerdi. Önce otacılar ve şifacılar günah keçisi ilan edildi. Tıp biliminden bir nebze anlayan ve başkalarını hastalıklardan kurtaran bu insanların yetenekleri halkı şaşırtıyordu. Onlara minnet duymaları gerekirdi ama tıbba aklı ermeyenler cevapları başka yerde aramaya başladılar. Cahil insanların bulabildiği tek cevap büyü oldu. Şifacıları cadı olarak görmeye başladılar. Cadıların ne olduğu da tam olarak bilinmiyordu. Tek bildikleri şey tehlikeli ve güçlü olduklarıydı. Cadılıktan hüküm giyenlerin çoğu kadındı. Salem'de asılarak öldürülen 19 kişiden sadece 5'i erkekti. Bir erkek de köylüler onun ağzından itiraf almaya çalışırken taşlarla ezilerek öldürüldü. Sanıkların bazıları suçlarını kabul etmeye zorlansa da aslında buna bile gerek yoktu. Genellikle tanığın ifadesi yeterli oluyordu. Cadıların gerçek olabileceği fikri jüriyi öylesine korkutuyordu ki daha duruşma başlamadan kararlarını vermiş oluyorlardı. Peki ama adaleti sağlamaktan sorumlu mahkemeler bu kadar temelsiz kanıtlara dayanarak nasıl insanların kaderini belirleyebiliyordu? Bunun nedenlerinden biri, cadılar için farklı mahkemelerin kurulmuş olması ve bu davaların olağan suçlardan ayrı değerlendirilmesiydi. Cadı avları için yeni kurallar ve prosedürler uydurulmuştu. Sanık sağlam temellere dayanmayan testlere tabi tutuluyordu. Bu testler her duruşmada değişebiliyordu. Ancak çoğu zaman konuyla alakasız beceriler test ediliyordu. Bazen de tamamen doğaçlama testleri icat ediliyordu. Salem halkı hayatlarındaki tüm olumsuzlukların sorumluluğunu cadılara yükledikçe davalar kontrolden çıktı. Cadılığa dair gerçek bir kanıt gerekmediği için mahkum edilenlerin sayısı giderek arttı. Halk tüm dertlerini yükleyebileceği günah keçileri arıyordu. Çiçek hastalığı salgını kasabada yayılmış, komşu kasabayla Salem arasındaki gerginlik ve rekabet de artmıştı. İnsanlar Salem'in saldırıya uğramasından, sevdikleri insanları savaş veya hastalık yüzünden kaybetmekten korkuyordu. Cadı avı onlar için kontrolü yeniden ele geçirmenin ve tehlikeyi bertaraf etmenin bir yoluydu. Yargılananların 1/4'ünden fazlası kadındı. Püritenler kadınları ikinci sınıf insanlar olarak görüyordu
ve kadınların cadılığa yönelme ihtimalini daha yüksek olarak benimsemişti. Birinin çok kadın arkadaşı varsa birlikte komplo kurdukları düşünülüyordu. Çocuk sahibi olmayan kadınların lanetlendiği düşünülüyordu. Doğmamış çocuklarına ve bazen de komşularının çocuklarına büyü yapmakla suçlanıyorlardı. Bir komşunun çocuğu hastalanırsa şüpheli cadının onu kıskançlıktan lanetlediğine inanılıyordu. Birinin evinde süt kesilirse bunun cadılık işareti olduğu düşünülüyordu. 1600'lü yıllarda inekler önemli bir geçim kaynağıydı ve ineklerin süt kalitesinin düşmesi kara büyüyle açıklanıyordu. Kendi kendinize konuşmayı seven biriyseniz, iyi ki 17. yüzyılda yaşamıyorsunuz. O dönemlerde bu, içinize ruh girdiğinin bir işareti olarak sayılıyordu. Sağ elini kullanmak yaygın olduğu için, sol elini kullanan kişiler, şeytanın lanetlediği kişiler sayılıyordu. Yani solaklar o dönemde kolaylıkla cadı ilan edilir ve idam edilirlerdi. 15 Ocak 1692 tutuklanan ilk Salem cadısı Tituba adında Güney Afrika yerlisiydi. Kendi hatalarını örtbas etmek için başkasını suçlamak tarihin her döneminde yaygındı. Suçlanan üç kadından biri olan Tituba, suçunu itiraf etti ve Salem'de şeytanla işbirliği yaptığı düşünüldüğü birçok kadının da adını verdi. Potansiyel cadıların sayısı artınca Salem cadı mahkemelerinin fitili ateşlenmiş oldu. Abigail Williams ve Betty Paris adlı kuzenler öfke nöbetleri geçirmeye ve tuhaf davranmaya başladı. Yakınlarına hayalet gördüklerini söylüyorlar ve acı içinde çığlık atıyorlardı. Aileleri çocuklara ne olduğunu merak etmeye başladı. Çocukları muayene eden doktor, belirtilerin cadıların yaptığı büyülerin bir sonucu olduğunu söyledi. Cadılık o bölgede yaklaşık 100 yıldır kabul görüyordu ve doktorun teşhisinin aksini kanıtlamak mümkün değildi. Sanık sayısının hızla artmasıyla hapishaneler ve mahkemeler doldu. Bu nedenle Vali William Pepys, cadı duruşmalarına özel bir mahkeme kurdurdu. Bunlara Oyer and Terminer mahkemeleri deniyordu. Fransızca'da Oyer dinlemek ve Terminer karar vermek anlamlarına geliyor ki bu iki kelime mahkemelerin iki aşamalı işleyişini anlatıyordu. Duruşmanın ilk yarısında şüpheli cadıyı mahkemeye veren kişinin anlattıkları dinleniyordu. Cadı yargılamayı hak edecek ne yapmıştı? İkinci yarıda sanığın cezalandırılmasına veya serbest bırakılmasına karar veriliyor. Bu karara varmak için de çeşitli tespitler yapılıyordu. Batıyor mu, yüzüyor mu testi. Bu test lanetli kişilerin suya batmayacağı inancına dayanıyordu. Giysileri çıkarılıp suya atılan kişilerin kendilerini sudaki konumları belirliyordu. Sanık su üstüne çıkarsa vücudunun lanetlendiği doğrulanmış oluyordu. Sanık suya batar ve boğularak ölürse iple yukarı çekiliyor ve masum ilan ediliyordu. Kutsal kitabı okuma testi. Topluluk önünde konuşmayı beceremiyorsanız 17. yüzyılda cadılıkla suçlanabilirdiniz. Duruşma sırasında sanıkların kutsal kitaptaki duaları ezbere okuması gerekiyordu. Yapılan en ufak hata, bir ayeti bile yanlış okumak, sanığın içindeki şeytanın müdahalesi olarak yorumlanıyordu. Büyülü dokunuş testi. Yargılanan cadı birine dokunduysa ve o kişinin fiziksel durumunda önemli değişimler yaşandıysa, bunun ya tesadüf olduğunu ya da kişinin sahte bir tepki gösterdiğini düşünmek mantıklı olurdu. Ama 1600'lerde en yaygın kabul gören gerekçe cadının büyü yapmış olmasıydı. Davacının aile bireylerinden biri hastalanırsa bu sanık için ölüm demekti. Cadı pastası testi. Köpeklerin cadıların yoldaşı olduklarına ve onlara hizmet ettiklerine inanılıyordu. Bu yüzden hayvanlar da bazı testlere tabi tutuluyordu. Cadı pastası içine sanığın idrarı karıştırılan bir çavdar pastasıydı. Bu köpeğe yediriliyor ve köpeğin büyülenip büyülenmediğine bakılıyordu. Olağan dışı basit herhangi bir davranış sergilerse bu büyü işareti sayılabilirdi. Şüpheli işaretler testi. Vücut üzerinde öne çıkan herhangi bir işaret şeytanın işareti sayılabilirdi. Doğum lekeleri, benler ve yaralar da bunlar arasındaydı. Sanığın masumiyetini kanıtlama şansını azaltmak için bu teste başvuruluyordu. Şeytan işi olarak sınıflandırılan işaretler o kadar çoktu ki,
Neredeyse herkes cadı ilan ediliyordu. Bazen de sözde cadıya şeytanı çağırması emredilirdi. Bu sırada izleyiciler nöbet geçiren veya trans halindeki birini izleyerek durumda değişiklik olup olmadığına bakardı. Ancak sanığın mahkum edilmesini isteyen izleyiciler kolayca sahte tepkiler vererek içlerine şeytan girmiş gibi yapabiliyordu. Cadı olduğu sanılan kişilere öyle sert cezalar uygulanıyordu ki sanıkların her ne pahasına olursa olsun suçlamaları reddedeceğini düşünebilirsiniz. Ancak ısrarla masum olduklarını iddia etmeleri onları çaresiz cadılar gibi gösteriyordu. Sanığın hayatını kurtarma olasılığı en yüksek olan seçenek suçu kabul etmekti. Sanık cadı olduğunu düşündüğü veya bildiği başka kişilerin adlarını verirse mahkeme sanığın hayatını bağışlayabiliyordu. Tuhaf bir şekilde cadı olmadıklarında ısrar edenler sıklıkla idam edilirken suçunu açıkça itiraf edenler genellikle bağışlanıyordu. Bazı insanlar yaşamak istiyorlarsa tek seçeneklerinin bu olduğunu fark etmeye başlamıştı. Ama bazıları da yalan söylemeyi günah olarak gördükleri için cadı olduklarını asla kabullenmediler. Yalan söylediği için cehenneme gitme ihtimali onlar için ölmekten bile kötüydü. Sanığın suçu olup olmadığına mahkemenin ikinci aşamasında karar veriliyordu. Duruşma ve testler yapıldıktan sonra sanıklar hala masum olduklarında ısrar edebiliyordu. Jüri sanığı suçlu bulmak üzere yola çıktıysa işleri kolaydı. Dayanıksız testler sanığı idama mahkum etmeleri için yeterli bir bahaneydi. Salem'de suçlu bulunan cadılar asılarak idam ediliyordu. Ancak Avrupa'da ve daha eskiden Amerika'da cadıların canlı canlı yakıldığı, bazılarının işkence gördüğü ve taşlanarak öldürüldüğü de biliniyor. Asılan insanların cesetleri yakındaki bir hendeğe çöp gibi atılıyordu. Onların cadı olduğuna inanmayan akrabalarının ve sevdiklerinin gece boyunca ağladıkları duyuluyordu. Bazı aileler cesetleri hendekten çıkarıp cenaze töreni düzenliyordu.